Her zaman, her yerde, her koşulda sevgi içi çarpan güzel Maltepe'liler. Yüreği hangi koşulda olursa olsun, ülkemiz ne kadar dar boğazda olursa olsun, emperyalizme karşı çarpan devrimci yürekli Maltepe'liler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok iyi biliyorum ki şu meydanı dolduran hemşerilerim Anadolu'nun 81 ilini burada temsil ediyor. Öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. Alkışlayın bakalım 81 ili, oturmayın. Allah'ım. Ve sizi temsilen yüreğinizin bütün sıcaklığını, yüreğinizin bütün sevgisini Hacı Bektaş'ı, Mevlana'yı, Yunus'u, Nazım'ı, Sabahattin Ali'yi, Denizler'i, Aşık Veysel'leri, Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil ediyorum burası. Bakın şu kadroya. Var mı birbirimizden farkımız? İster Karadeniz olsun, ister Akdeniz, ister Doğu Anadolu'm olsun, ister Marmara'm, ister İç Anadolu, ister Ege olsun, isterse mozaiklerin beşiği Güneydoğu Anadolu'm olsun. Hepsi bizim değil mi? Evet. İşte bu. Duran güzelliğimiz değerli dostlar. Öyle olacak. Yıllardır çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları insanlık tarihinde özellikle de son yüzyılda emperyalizmi, emperyalistleri sadece Anadolu'da diz çöktürmüştür. Bunu hazmedemeyen güçler var. Ülkemizi karıştırmak ve bölmek isteyen güçler var. Bir takım oyunlarla birbirimize kırdırarak, bizleri ayrıştırarak, sen şusun ben buyum diyerek, adlarınız farklı hadi ayrılın diyerek bizi bölmeye çalışanlara biz ne diyoruz? Adlarımız farklı olabilir, soyadımız Türkiye. Hiç kimse, inanın ki hiç kimse bu ülkenin insanını karşı karşıya getiremeyecektir. Hangi senaryoları yazarlarsa yazsınlar, ne tür tertipler yaparlarsa yapsınlar, hangi mitinglerine bomba koyarlarsa koysunlar, insanlarımız ağıt yaktığında da, halay çektiğinde de kol kola tüm Türkiye'yi kucaklıyor. Bakın, bir seçime doğru gidiyoruz değil mi? Pazar günü sandığa gidiyorsunuz değil mi? Her 4 yılda bir milletvekilleri ayağımıza geliyor değil mi? Evet. İşte bu sandığa giderken yine Maltepe'lere yakışanı yapıyorsunuz. Ben buradan tüm Maltepe'li hemşerilerimin huzurunda, burada faaliyet gösteren bütün siyasi partilerin ilçe başkanlarına, yöneticilerimize huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz onlara dedik ki Maltepe'de huzuru kaçırmayalım. Maltepe'de kardeşliğimizi bölmeyelim. Sandıklar gelip gider, seçimler biter ama birlik ve beraberliğimiz Maltepe'de bozulmasın dedik. Sağ olsunlar, hepsi de bugüne kadar güzel çalıştılar. Bu çalışmamıza, bu önerimize destek verdiler. Bu nedenle yeri gelmişken bütün siyasi partilerimize huzurlarınıza teşekkür, bir borç biliyorum belediye başkanımız olarak. İşte Anadolu insanına, Maltepe'liye bu yakışır. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Tabii ki haklarımızı verenler olacak, vermeyenler olacak. Tabii ki demokrasilerde zaman zaman değişiklikler olacak. Siz gidiyorsunuz bir mağazaya, çok para vererek bir takım elbise alıyorsunuz değil mi düğüne gitmek için? Evet. Yapıyor musunuz bunu? Evet. Sonra o elbiseyi sadece
düğünden düğüne giyiyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Ya da bayramlarda. Ama bir süre doluyor, bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, üç yıl geçiyor, beş yıl geçiyor. Sonra o elbiseden sıkılıyorsunuz. Gidip yenisini almanız gerekiyor. Bu da doğru mu? Evet. İşte sandıklar yenilenmeyi beraberinde getiriyor. O nedenle sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Kimi istiyorsanız, kime oy veriyorsanız bizim başımızın üstünde yerimiz var. Çünkü milletin iradesi en büyük iradedir. Buna saygı duymak zorundayız. Ben nasıl ki 1919'larda Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geldiğinde Bandırma vapuruyla Samsun'a geldiğinde önce Erzurum'a sonra Erzincan'a Sivas'a ve Ankara'ya gidip Cumhuriyeti ilan ettiyse ben çok iyi biliyorum ki Anadolu'nun o devrimci halkı, o Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları bu pazar günü sandıklar çıkması gereken hükümeti çıkaracaklardı. Bundan kuşku duymuyorum. Arka taraf ıslık çalışıyor. Destekliyor musunuz, eleştiriyor musunuz? Ne yapıyor onunla? Ne yapıyor arka taraf? Ne? Bir alkışlayın bakalım, öyle yok. Ya söyle. İnsanoğlu artık arayışlarını evrenimizin dışına taşımaya başladı. Uzayda su aranıyor, yaşam var mı diye çalışmalar yapılıyor. Biz ise birilerinin oyununa gelerek birbirimizle uğraştırmaya çalışılıyoruz arkadaşlar. Hayır, Türkiye halkı, Türk halkı buna layık değil değerli dostlar. Bu oyunları bozacağız. Biz layık cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Herkesin inancı kendine. Kim neye inanıyorsa inansın. Kim hangi siyasi partiye gidiyorsa gitsin. Yeter ki Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı o cumhuriyet şemsiyesi altından ayrılmasın. Geçen hafta sonunda Maltepe'de bir uluslararası konferans yaptık. Dünyanın birçok yerinden belediye başkanımızı burada ağırladık. Afrika'dan da geldiler. Biraz kendilerine Türkiye'yi anlattıktan sonra onlar biliyorsun 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllardan sonra bağımsızlıklarını aldılar. Dediler ki ne mutlu size ki bir lideriniz var en zor koşullarda 12-13 milyon insanı örgütlüyor. Anadolu'yu parçalamak isteyen emperyalistlere diz çöktürüyor. Bu nedenle Atatürk'le ne kadar övünseniz o kadar az gerek buradan ayrıldılar. Bunu Afrikalı kardeşlerimiz söyledi. Değerli dostlar, her zaman, her yerde Mustafa Kemal'i, devrimlerini, cumhuriyetlerini yılmadan, bıkmadan çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Siz çocuklarınızı eğitmezseniz, onlara doğru bilgiler vermezseniz başka güçler devreye giriyor ve çocuklarımızı başka yerlere taşıyorlar. Bakın dün öğlen bu meydandaydık. Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüzle birlikte, Garnizon Komutanımızla birlikte burada törenimizi yaptık. Bugün sabah yine hem kaymakamlıkta hem statta öğrencilerimizle birlikte cumhuriyetimizi andık. Bunun bir gün olmaması lazım. Haftalar boyunca, hatta yetmiyor, aylarca, yıllarca cumhuriyeti yüreğinize yaşatmalıyız. Bir güne sığmıyor çünkü cumhuriyet. Sık sık bir araya geliyoruz. Hepinizden şunu rica ediyorum, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak. Affınıza sığınıyorum. Burada kaldı iki gün. Sakın ha kimsenin oyununa gelmeyin. Komşularınızla kavga etmeyin. Kim ne oy veriyorsa versin. Fark etmiyor. Yeter ki kol kola gidin, kol kola o okullardan çıkın. Birbirinize sarılın, birbirimizi sevin. Çünkü bizim komşularımız, Anadolu'da bir hafta sözü var biliyorsunuz, ev alma komşu al derler değil mi? Komşularınızı kırarsanız
bir sonraki sandığa kadar gönlünü zor yaparsınız. O nedenle sadece seçimler için birbirimizi kırmamamız gerekiyor. Ne olursa olsun, ne olursa olsun birbirimizi her koşulda seveceğiz. Doğru mu? Çünkü biz kendimizi sevmezsek başkasını bizi sevmesi mümkün değil. Sabah kalkıp aynaya bak, önce kendini seveceksin, insanları sevebilirsin, dostlarını, arkadaşlarını sevebilirsin. Kendini sevmeyen insan başkasını sevemez. Ülkesini sevmeyen insan başka ülkelere, kültürlere sahip olamaz, değer veremez, sevemez. Bu durumlarla çok fazla uzatmak istemiyorum. Birbirinden çok değerli kardeşlerimiz, sanatçılarımız var. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Değerli dostlar, bir şey söylemek istiyorum. Bugün sabah ilçe başkanım Sayın Sormaz'la konuşurken, son aylarda Türkiye'nin her tarafında şehitlerimizi ağırlıyoruz. Yüreğimiz dağlanıyor. Her gün Anadolu'nun bir köşesinde ateş parçası düşüyor. Ancak bugün çok özel bir gün. Çünkü Cumhuriyet kurulurken de şehitler verdik. Cumhuriyeti de kanımızla, canımızla inşa ettik. Atalarımız bu mirası yaşatalım diye bıraktılar. Bu duygularla öncelikle tüm şehitlerimizin önünde huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Rahmetle anıyorum. Eşlerine, dostlarına, sevdiklerine, tüm Türkiye ulusuna da sabırlar diliyorum. Daha fazla şehit ailesi gelmemesi için daha fazla kenetlenmelisiniz. Daha fazla cumhuriyete sahip çıkmalısınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.